Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde servislerdeki remote binding konusunu anlatmaya çalışacağım. Hatırlarsanız servislerde en son bound servis örneği yapmıştık ve daha sonra bir ufak ara verelim deyip Android'deki process, thread, handler ve looper kavramlarına detaylı bir şekilde bakmıştık. Bu kavramları duyunca hala kafası karışan, bunlar ne deyip korkan arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar varsa bir önceki videoları izlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü özellikle handler'ı ve prosesin ne olduğunu biliyorsanız bu ve bundan sonraki dersler çok daha kolay geçecektir. Şimdi servisleri anlatırken ne dedik? Started servisimiz var, bizim intent servisimiz var, en sonunda bound servis var. Started ve intent servislerde üzerinde durmayacağım. Onlarla da ilgili çok detaylı videolar çektik. En son yaptığımız örneği isterseniz bir hatırlayalım ve onun üzerine bugünkü dersin diğerinden farkını nedir onu anlatalım ve örneğimizin ilk kısmını bugünkü derste yapmaya çalışalım. Şöyle bir örnek yapmıştık. Şurada da Android Studio'yu açalım. Şimdi buradaki start servis komutuyla ben bound servisimi başlatıyordum. Bound servisim benim activity'ye bağımlıydı hatırlarsanız. Daha sonra da stop dediğimde de gördüğünüz gibi duruyor. Ne yapılıyor burada? Her bir saniyede random bir sayı üretiliyor ve servis başladıktan sonra rastgele sayı al deyince ne yapıyordum? Ben burada üretilen sayıyı ekranıma getiriyordum. Tabii bunu yapmam için benim activity'mi ilgili servise bind etmem, bağlamam gerekiyordu. Bağlandım, uyarıyı aldım ve şimdi bastığımda gördüğünüz gibi en son üretilen sayıyı, 89 sayısını ekrana getirdi. Unbind yaptığımda peki ne oluyordu? Servis çalışmaya devam ediyordu ama ben sayıyı alamıyordum. Peki bind yapalım. Kafanızı karıştıracak en önemli nokta belki burası. Servisi durdur dedim. Gördüğünüz gibi hala çalışmaya devam ediyor. Neden arkadaşlar? Çünkü ona bağımlı olan bir komponent olduğu sürece o servis ne kadar durdurdu deseniz, stop servis bile deseniz durmaz. Yani destroy olmaz. Ne zaman ki gördüğünüz gibi çalışıyor. Ne zaman ki ona bağımlı komponent o servisle ilişkisini koparır, bu sefer onDestroy çalışır ve servisiniz durur. Umarım bu durum sizin kafanızı karıştırmıyordur. Bunu şöyle güncel hayattan bir örnek de verelim. Mesela buradaki servis dediğiniz banka olsun. Banka saat 8.30'da başladı çalışmaya. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Ve siz daha sonra bankaya girdiniz. Bind servis, yani ona bağlandınız. Ve içeri girdiğiniz anda ne yapabiliyorsunuz aslında? Bütün işlemlerinizi yaptırabiliyorsunuz. Unbind deyince bankadan çıktığınız için artık işlemi yaptıramıyorsunuz. Tekrar girdiniz. İşleminizi yaptırdınız ve banka kapandı. Saat 5.30 oldu. Banka kapandı. Şimdi bildiğiniz gibi böyle bankalarda, marketlerde 5.30 demek bankanın kapanması demektir. Ama içerideki müşterilerin dışarı çıkması beklenir, değil mi? Onlar işlemini yapar. Son müşteri de mekanı terk ettiğinde orası kapanır. İşte bu durumda saat 5.30 bile olsa, banka kapanmış bile olsa, siz hala ona bağlıysanız, yani hala içerideyseniz, o çalışmaya devam edecektir. Size hizmet vermeye devam edecektir. Ne zaman ki siz bankadan çıktınız ve banka kapanacaktır, çalışanlar evlerine gidecektir. Bunu buna benzetebilirsiniz. Peki bunu biz yaparken ne dedik? Local Bounder kullanıyoruz dedik. OnByte metodumuzda artık Started ve Intent servislerdeki gibi null değer değil de bir IBinder döndürmüştük. Bugün yapacağımız remote'da ne olacak peki? İki farklı prosesin birbiriyle etkileşim halinde olmasını sağlayacağız. Temel olarak yapacağımız işlem bu. Şimdi gelin şu resimlere bir bakalım. Bildiğiniz gibi Android işletim sisteminde her bir uygulamanın kendine özgü bir prosesi vardır. Hatta daha sonra neler öğrendik? Bu proseslerde de bir thread'i vardır. Bu thread'lerin içinde de handler'lar, mesaj kuyrukları vardır demiştik. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane uygulama resmedilmiş. İkisinde de dört ana komponent olan Activity, Service, Broadcast Receiver ve Content Provider bulunuyor. Siz direkt olarak proses, yani application 1'den application 2'ye bağlanamazsınız. Bu bir güvenlik açığıdır. Bunun için özel yapılar kullanmak zorundasınız. Ve benim yapacağım örnekte ne yapacağız? Bir uygulamadaki servise başka bir uygulamadaki activity erişecek ve ondan veri çekmeye çalışacak. Yaptığımız örnek şuydu. İkisi de aynı proses üzerinde olan servis ve activity'yi ne yapmıştık? Activity servise bağlanıyordu. Ondan bana bir numara gönder diyordu ve servis buna geri cevap veriyordu. Peki bugün yapacağımız örnekte ne olacak? Gördüğünüz gibi iki farklı uygulamam olacak.
Bunlardan bir tanesi servis, yani sadece sayı üreten uygulama. Diğeri ise bir aktivite. Bu aktivite yine servise bağlanacak. Ondan sayı isteyecek ve servis farklı bir proses üzerinde olan servis yine farklı bir proses üzerinde aktiviteye bu numarayı gönderecek. Yapacağımız işlem bu. Inter Process Communication diye de geçer ve bunu yapmak için nasıl ki lokalde iBinder kullandık, Binder sınıfından türetilmiş bir sınıf nesnesi olarak, bunda da özel olarak kullanacağımız yapı Messenger. Handler'ı zaten az biraz öğrendik. Bu derste de onun bir tekrarını yapmış olacağız. Messenger nedir? Basit olarak içerisinde bir binder olan, binder'ı çevreleyen bir yapıdır. Yani binder bir A4 kağıdıysa Messenger o kağıdı içine koyduğunuz zarf olarak düşünebilirsiniz. Zaten adı üzerinde Messenger mesajlaşmaya, iki farklı proses üzerinde iletişim kurmaya yarar. Biraz daha okuyacak olursak ne diyor? Diğerlerinin mesaj gönderebileceği bir handler'ı referans eder. Bu cümle çok önemli çünkü Messenger'ı gerçekleştirirken bunu kullanacak. İşte prosesler arası iletişimi sağlarmış. Bu Messenger işte handler'a ne yapıyormuş, gösteriyormuş, referans oluyormuş bir proses için ve diğer proseslerden gelen mesajlar da yine bu Messenger'a geliyormuş. Şuradaki proses 2 dediği benim aslında neyim? Farklı bir proses üzerinde olan aktivite. Bu aktivite diyecek ki ben sayı istiyorum diyecek servise. Bunu tabi direkt diyemiyor. Messenger'a iletecek. Messenger ne demiştik? Bir handler'a referans gösterir. Messenger'a yolladığınız şey handler mesaj diye bir metodu vardı. Hatırlarsınız ona gelecek. O sayıyı alacak ve daha sonraki işlemleri zaten anlatacağım. Şuradaki resim ana resmimiz. Yapacağımız işlem aslında bu. Kafanız karışmasın. Bugünkü dersimizde sadece bu kısmı yapacağız. Yani bir servis oluşturacağız. Buna bir messenger ve handler tanımlayacağız ve bu sayı üretecek. Daha sonra yapacağımız derste ise bir aktivite oluşturacağız ve buraya bağlanıp sayıyı çekmeye çalışacağız. Ama şöyle kabaca bilgimiz olsun. Olay aslında sizin aktivitenize başlıyor. Bu Messenger'a da dikkat edin. Bakın iki farklı şeye Messenger Handler referans gösteriyor. iBinder'da Messenger'ı referans gösteriyor. Activity'de bir butona tıklanılacak. Mesela sayıyı getir diye. Bu mesajı iBinder ile biz Messenger'a ileteceğiz. Bu Messenger nesnesi iki proses arasında gidip gelen bir yapı. Bu Messenger karşı taraftaki prosesin Messenger'ına ulaşacak ve diyecek ki burada bir mesaj olacak. Hani uygulama activity senden sayı istiyor diye bu handler'a söyleyecek. Handler'da biz sayımızı alacağız ve karşıya yollayacağız. Yani bugün yapacağımız işlem bu. Sanki bize bir istek gelmiş gibi Messenger ve Handler'e ulaşacağız ve daha sonra da bunu göndereceğiz. Daha sonra aktiviteyi gerçekleştirirken de bu mesaj dediğimiz gibi yine bir Messenger'a gelecek. Messenger Handler'a iletecek bu mesajı. Bu da aktiviteye ulaşıp o sayıyı ekranda gösterecek arkadaşlar. Umarım kafalar karışmamıştır. Aslında bayağı karmaşık konuları görüyoruz ama adım adım gidersek eminim mantığını anlarsınız. Dediğimiz gibi bugün yapacağımız örnekte biz server side dediğimiz yani biz ne dedik? Bound servislerde servis kısmı server olarak ondan veri isteyen kısım ise client olarak düşünülebilir. Burası benim server'ım. Saniyede bir sayı üreten bir yapısı var. Tabii bunu daha gerçekleştirmedim. Servisleri tekrar etmek için sıfırdan yazmak istedim. Yalnız burada gördüğünüz gibi iki mi butonum var. Byte işlemlerini ben farklı bir uygulama içinde yapacağım. Burada yapacağım sadece servisi açma ve kapatmaya yarayan butonlar. Main activity'ye geldik. Burası bu şekilde. Şimdi gelin isterseniz adım adım servisimizi oluşturalım. Buraya geliyorum. Yeni bir servis başlatma isteğimi söylüyorum. Adı My Service olsun. Buradaki export adın tıklı olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü bu başka bir uygulama, başka bir proses tarafından buna erişileceği için bildiğiniz gibi güvenlik açığı olmaması adına bunu normalde export yapmamız lazım. Ama farklı bir prosesten istek geleceğini bileceğim için ben bunu export yapıyorum. Buraya geldik. Bana default bir constructor verdi. Sildim, ihtiyacım yok ona. iBinder'ı sanki bir started servis gibi null geçiyorum. Sanki bunu hiçbir şeye bağlamayacakmışım gibi. Bunun işlemlerini daha sonra yapacağım.
Daha sonra benim servisimde bazı metotlar vardı. Bu metotları hem kontrol amaçlı hem ne sırada çalıştırılacağını görmek için yazıyordum. Bir de onun distroyum vardı. Bir de servis komutlarım, yani servisin gerçekleştireceği olayları ele alan on start command metodum vardı. Hatırlarsanız burayı sileceğimizi söylemiştim size. Şuraya kadar. Ve bu şu an için null dönsün. Aslında integer bir dönüş bekliyor. Onu daha sonra yapacağız. Şimdi gelelim buraya bir tek atayalım. String dedim. Şöyle yapalım hatta. Private diyelim, bu sınıfa özel. Final diyelim, bir daha değiştirmeyecek. Static her yerden erişilsin diye. String diyorum. Ve de tag diye bir etiket atıyorum. Bu tagimin içinde servis sınıfımın adı olacak. GetName deyip. Neden olmadı? MyService.class.getSimpleName demem gerekiyordu. Daha sonra da onCreate çalışılınca buraya bir log kaydı düşelim. Log.i diyoruz. Tag olarak tag'i yazdım. Büyük harflerle. Ne diyelim buraya da? OnCreate çağrıldı. Aynı şekilde servis stop servis dediğimde tetiklenen destroy metoduna da on destroy çağrıldı diyelim. Destroy çağrıldı. Start komanda da yine düşelim. On start command çağrıldı desin. Ve burası null dönüyor. Şimdi benim yapacağım işlem ne bu serviste? Private bir sınıf. Ve bu sınıf ne yapmıyordu aslında? Her bir saniyede sayı üretiyordu. Bir metot yapalım. Şuraya girelim. Bir tane private integer sayı diye bir değişken tanımlayayım. Hatta burada bunu ne yapalım aslında? Sıfıra atayalım. Şimdi bu sayı ürete gelince de bu sayımız nereden? Random sınıfı sayesinde random tabi böyle yapmıyoruz. Random sınıfı sayesinde random dedim. Buradaki statik bir metot olan next int'i çağıralım ve bunun içine 100 diyelim. Bu şu demek, 100'e kadar olan integer sayılar arasında rastgele birini seç. Buraya da bunun logunu düşelim. Log.i diyelim. Tek yazalım. Ve şöyle desin. Üretilen sayı 2 nokta deyip bu sayıyı yazdıralım. Daha sonra da bu işlemin hangi thread üzerinde gerçekleştirdiği bilgisini alalım. Thread adı thread nokta o anki thread onun adı. Bunu yapalım. Ve ne demiştik? Bu hızlı hızlı çalıştığı için bazen sonuçları daha iyi görmek için bu her bir saniyede gerçekleşsin. Thread nokta sleep 1000. Bir saniyede bir bu random çalışsın. Bu benden bir try catch istiyor. Hatta şunları da try'ın içine almamızda hiçbir şey sakınca yok. Şimdi bu sayı üret metodu ne dedik? Çalıştırıldığında bir saniye bekleyecek, bir sayı üretecek. Değil mi? Yapacağı işlem aslında bu. Ama ben bunun sonsuza kadar ya da ben onu durdurana kadar çalışmasını istiyorum. Bunun için servisimde onStart command'in içine giriyorum. Bir while döngüsü başlatıyorum. Mesela şurayı şöyle true geçsem ve de bunun içine sayı üret metodunu çağırsam, sayı üret. Bu ne yapacaktır? While her zaman true olduğu için sonsuza kadar çalışacaktır. Peki nerede? Ne dedik? Bütün servisler default olarak main thread üzerinde çalışır. Bu çalışmaya başladığında kullanıcının uygulamayla etkileşimi olmayacaktır. Çünkü main thread'i sonsuza kadar ne yapıyor aslında? Meşgul ediyor. Buraya bir tane şey atayalım. Control. Private boolean ne diyelim buna? Sayı üreticisi açık diye bir değişken atayalım. Ve bu onStart'a gelindiğinde sayı üreticisi açığı true yapalım. Sayı üreticisi açık true olsun. Ne zaman bu true olduğu sürece
sayı üretmeye devam etsin bu. Peki nerede false atacağız? Servisi durdurduğumuzda. Servis durdurduğunda neresi çağrılacak? OnDestroy metodu. Buraya da gelip sayı üreticisini kapatalım. Eşittir false olsun. Kapattığında burası false olduğunda while çalışmayacak. Yine dediğimiz gibi bu aslında şu an main thread'de çalışacağı için ne yapacaktır? Application'ın durmasına, crash olmasına sebep olacaktır. Ben diyorum ki bu işlemi farklı bir thread üzerinde gerçekleştirelim. Yeni bir thread oluşturuyorum. Bu thread benden yeni bir runnable nesnesi bekliyor. Bu runnable'daki run metoduna yazacağınız komutlar ne oluyordu? Main thread'den çıkıp farklı bir thread üzerinde çalıştırılıyordu. Ve burada thread'i oluşturduğunuzda neyi unutmuyorduk arkadaşlar? Start deyip bunu başlatmayı. Aksi takdirde bir sayı üretilmez. Yani bu thread çalışmaz. Ve son olarak buradaki start sticky diyebiliriz veya ready deliver intent diyelim. Bunların ne olduğundan servislerde detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Ama ola ki servis kapandığında tekrar tekrar onu çağıran intent ile beraber başlatan bir integer bir sabitti. Şimdi servis sınıfım şu an için bitti gibi. Main activity'ye gelelim. Servisimizi başlatalım. Servisi başlatmak için ne yapıyorduk? Intent sınıfını kullanıyorduk. Intent diyorum. Ve buraya bu intent'i tanımlıyorum. Intent eşittir new intent. Benden önce bir context bekliyor. This diyebilirsiniz. Get application context diyebilirsiniz. Sorun değil. Daha sonra da hangi sınıf? MyService.class. Start serviste ne yapıyorduk? Start service metoduyla bu intent'le başlatıyoruz servisimizi. Durdururken de bildiğiniz gibi stop service de durduruyoruz. İkisi için de aynı intent istediği için bunu burada dışarıda tanımladım. İki metot da buna ulaşsın, kullansın diye. Yani bu sayede aslında server side için şu an için yapacaklarım bitti. Ve farkındasınızdır herhangi bir onbind'a hiçbir şey yapmadım. Null dönüyor. Yani şu an aslında nedir arkadaşlar? Normal bir started servisten veya bir intent servisten farkı yok. Birazdan bunu remote'a çevireceğiz. Ama öncelikle bir çalışıp çalışmadığından emin olalım. Uygulamam açılıyor. Start servis dedim. Android monitöre bakıyorum. Şuraya dikkat edin. Bunlar işte işletim sisteminde olan proses isimleri. Benimki ne? Server side up. Gördüğünüz gibi akıyor. Stop dediğimde de döngüyü duruyor. Ve main activity'yi de işgal etmiyor. Ben hala butonlara tıklayabiliyorum. Evet, şu an için servisim temel olarak oluşturuldu. Dediğim gibi Android manifeste ki servis kaydını yazmayı unutmuyoruz. Biz buradan yeni servis oluştur dediğimiz için buraya otomatik olarak eklendi. Ama siz sıfırdan bir Java sınıfı oluşturuyorsanız bunu elle yazmanız gerekiyor. Ve buradaki export'un da true olmasını yazın, sağlayın. Şimdi geldik bugünkü dersimize. Ne dedik? Bugün yapacağımız derste şu kısmı hiç bakmayacağız. Sanki bize bir sayı isteği gelmiş gibi, sayı isteği gelmiş, o sayıyı da karşı tarafa gönderiyormuşuz. Benim server site'ımın yapacağı işlem bu. Bunun için de Messenger'ı kullanacağız ve bu Messenger bir handler'ı referans ediyormuş arkadaşlar. Peki diyoruz. Geldik buraya. O zaman diyorum ki bu sınıfta kullanılacak, yani siz söyleyin onu, public yapmama gerek yok. Bu sınıfta kullanılacak bir messenger nesnesi istiyorum ben. Messenger eşittir new messenger diyerek bundan bir nesne üreteceğim. Gördüğünüz gibi ya handler ya da ibinder bekliyor benden. Şimdi şu resme tekrardan bakarsanız messenger'ın bağımlı olduğu handler var. Ibinder da bu messenger'a bağlı. Yani size buradan Messenger'dan handler'a ulaşmanız için kullanmanız gereken handler. Neden? Activity'nin sayı isteğini ele alacak sınıf aslında handler'dır. Biz bu Messenger'ı aracı olarak kullanıyoruz. O zaman buraya geliyorum. New handler diyorum. Buna gelen mesajlar ne yapılıyordu arkadaşlar? Buradaki şöyle yapabilirsiniz.
handle mesajın içine geliyordu ya. Şimdi bunu yapınca biraz karmaşık oluyor ve temel bir eğitim bu. Ben diyorum ki bu benden illaki bir handle nesnesi mi bekliyor? Evet. Bu benden yeni bir handler nesnesi bekliyorsam tamam onun isteğini yaparım. Hatta daha fazlasını yapmak için ben buraya gelip kendi class'ımı oluşturabilirim. Class diyorum. Bu class'ın adı ne yapalım bunu? Yani bu class ne yapacak? Activity'den gelen sayı isteğini alacak. Sayıyı karşı tarafa yollayacak. Sayı isteğini cevapla diye bir isim takalım. Anlaşılır olsun diye böyle saçma saçma isimler takıyorum şu an. Sayı isteğini cevapla handler. Hatta sonuna da ne olduğunu yazalım. Extend diyorum bunu. Neyden? Handler'dan. Şimdi şurayı siliyorum. Şurada beklesin. Bildiğimiz şey şu an için burası handler nesnesi bekliyor. Yazalım bunu. Bunu sınıfımı burada oluşturduktan sonra buraya gelip şöyle new sayı isteği gönder. Şu yorumu sileyim. Bundan dolayı biraz şey yapacak. Buraya gelip sayı isteğini cevapla handler dersem aslında sorun çözülüyor. Yani umarım burası kafanızı karıştırmıyordur. Şöyle. Çünkü bu sınıf handler'dan extend edilmişse burası bekleyen handler parametresinin istediğini verebilir. Veya bunu böyle yapabileceğiniz gibi buraya gelip sayı isteğini cevaplayan şunu aslında büyük yapalım. Sınıf isimleri büyük harfle başlar. Şöyle yapıp sayı isteğini cevaplayan handler eşittir new. Hani böyle de yapabilirsiniz ve buraya new değil de handler diyebilirsiniz. Hani ikisi de mümkün. Ama yani bunu şu an yapma çünkü handler deyip handler nokta deyip bu sınıfın içindeki bir şeylere erişmek istemiyorsanız bunu tanımı yapmaya gerek yok. Umarım burası anlaşılıyordur. Buraya geliyorum. New sayı isteğini cevaplayan handler diyorum. Ve de nereye gitti bizim onBind metodumuz? Yukarıdaymış. Şunları ben diyorum ki yer değiştireyim. Messenger'ı yaptık. Buraya koyuyorum. Bu null dönüyor. Null dönmesi bunun bir started veya intent servis olduğunu gösteriyordu. Lokal kullanırken buraya bir iBinder dönüyordum ya. Buraya bir şey döndürmem lazım. Yani yine iBinder döndürmem lazım ama bu sefer arkadaşlar nasıl yapıyorum o işi? Messenger'la. Messenger nokta get binder diyorum. Çünkü açıklamada ne diyordu? Diğer handler'larla iletişim halindeki Messenger'daki iBinder'ı alan. Ne demiştik? iBinder ya da binder bir A4 kağıdıysa Messenger onu sarmalayan bir zarftır. Demek ki içinde bir iBinder var. Messenger nokta get binder deyip aslında şu an için servisimin başka bir komponente bağlanma olayını yapacak altyapıyı hazırladım. Ama tabii ki de işim bitmedi. Şimdi düşünün ki activity buna bağlandı ve bundan bir sayı istediğini yolladı. Sayı istediğini yolladı. Bu Messenger sayesinde biz bunu elde ettik ve handler'a bağladık. Yani bunu buraya parametre geçmek, şu resme bir daha bakalım. İstek buna geliyor. Bu da handler'ı gösterdiği için bu handler'ın bu istekten haberi bir şekilde olacak. O yüzden bunu bağladık. Messenger'ı handler'a gösterecek şekilde ayarladık. Yani burada oluşturduğum handler'ın şu Messenger'a gelecek mesajdan haberi var şu an. Yani olacak yani. Buraya geldim. Peki bu mesajları biz nerede ele alıyorduk? Handle mesaj isimli metodun içinde ele alıyorduk. Gördüğünüz gibi MSG. Yani şunu şunu karıştırmayalım. Bu bir mesajdır, bu Messenger. Farklı şeyler. Buraya geliyoruz. Diyoruz ki öncelikle bu mesaj ele alalım. Mesaj. Eşittir diyelim. Ne yapıyorduk? Obtain diye bir metodum vardı. Bu obtain hani bir mesaj yazacaksınız ve boş bir zarf almak gibi düşünebilirsiniz bunu. Buraya gelip iki tane parametresi var bu durumda ve bir sayı.
İlk handler, daha sonra da bir bu işlemi ifade edecek bir sayı. Hani result code kullanıyorduk bazı yerlerde. Mesela ben bütün işlemlerin 16 sayısı üzerinden ilerleyeceğini buraya yazıyorum. Birazdan daha iyi anlayacaksınız ne işe yaradığını. Ve daha sonra buraya mesaj olarak gelen bu msg'yi bunun içine atacağım. Diyeceğim ki mesaj nokta arg 1, pardon özür dilerim. Bu bir A4 kağıdı, benden bana bir istek gelmiş. Ve bu istek ne aslında, biliyoruz ki bir sayı değil mi? Ben burada oluşturduğum bu random sayıyı buradaki mesajın içine koyacağım ve bunu benden sayı isteyen komponente yollayacağım. İşte dedim. Sayıyı almak için gördüğünüz gibi biz bunu private tanımladık. Bir tane şuraya public metot oluşturalım. Public integer get sayı diye. Bu metot çağrıldığında bu sınıftaki return deyip sayıyı verecek. Ne oldu burada? Pardon. Metot olduğu için bunu yazmam lazımdı. Şimdi buraya bir mesaj nesnesi oluşturuyorum. Dediğim gibi bana bir istek gelmiş ve bu isteğin karşılığında ben get sayıyı burada çalıştıracağım. Servisten sayıyı alacağım ve ARG'nin içine koyacağım. Umarım anlaşılmıştır. Buradaki mesajı ise nerede kullanacağım arkadaşlar? Buraya geleceğim. MSG diyeceğim. Nokta. Reply to diye bir metodum var. Gördüğünüz gibi messenger geri dönüş tipine sahip. Bu şu demek. Benden istek isteyen kişiye cevap at. Nokta send. Ve buna da şurada oluşturduğum mesajı göndereceğim. Try catch ile sarmalıyoruz bunu. Ve şu an için server side kısmım bitti. Ve eminim en çok burayı karıştırdınız. Şöyle bir üzerinden gidelim. Şu an activity'nin içinde hiçbir şey yapmadığım için belki biraz ucu açık oldu ama düşünün ki buraya bir istek geldi. Tamam mı? Ve şu 16 kod numarası bu isteği belli eden bir kod. Öncelikli olarak ben bir mesaj hazırlıyorum. Çünkü göndereceğim zaman benden mesaj tipinde bir nesne bekliyor. Mesajı hazırladım. Boş bir kağıt aldım elime. Ve bunu argümanlarla biz haberleşebiliyorduk. Bunlara veri koyabiliyorduk. Mesaj.arg1 deyip get sayı dedim ve random bir sayıyı bu arg'nin içine koydum. Şimdi benim bu mesaj, hani activity benden sayı istedi ya, al sana sayı deyip buradaki bu mesajı ona göndereceğim. Bunu gönderirken de buradaki msg'yi kullanıyorum. Çünkü bu msg sayesinde benden sayı istediğini biliyorum. Gelen kişi belli. Yani bunun üzerinde bir adres çubuğu varmış gibi, adres bilgisi varmış gibi. Onu kullanarak reply yap, yani ona cevap ver ve bu mesajı gönder dedim. Server side şu an için bitti. Böylece ne olacak? Buradaki messenger sayesinde ben ilgili komponente bağlanmış olacağım. Buradaki messenger ne yapıyor? Buradaki handler'a bağlı. İstek buna geliyor, bu buraya iletiyor ve bu da cevap dönüyor. Resme tekrar bakarsanız istek buraya geliyor, bu buna iletiyor ve buradan da karşı tarafın messenger'ına ben şu an veriyi attım. Tabii karşı da bu mesajı alacak veya bana bir mesaj gönderecek bir yapı yok. Birazdan bir sonraki derste de onu yapacağız. Umarım anlaşılmıştır. Görüşmek üzere.